Muhammed Emre, gel. Gel aşkım. Gel, 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 gel. Biraz önce annemle konuştum. Annem Muhammed Emre'nin yürüdüğünü görünce çok çok seviniyor. Gel. Gel, 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 gel. Ay, geldi benim aşkım. Küçük aşkım geldi benim. Küçük bebeğim geldi benim bebeğim. Küçük bebek. Bir dakika, kalk, 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 kalk. Hadi kalk. Hadi bay bay yap. Bay. Herkese selamünaleyküm, merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler de gayet iyiyiz. Yeni bir güne tabii ki de kahvaltı yaparak ve ondan sonra böyle hamur yoğurarak başladık. Maşallah bakın. Bu toplamda 2 kilo falan vardır değil mi hamur? Bu kadar neden yoğuruyorum? İlk önce şunu bir açıklayayım. Bir dakika, ne yapıyorsun? Bu kadar yoğuruyorum. Bakın, Demri. Bu küçük var ya, bu küçük. Şişt. Bu küçük kedimiz bizim. Ne yapıyorum burada? Gel. Bu kadar yoğuruyorum çünkü bu gel. En fazla 2-2,5 gün falan bana yetiyor. Her gün yoğurmama gerek kalmıyor. Her videoda zaten bazen söylüyorum. Bazen söylüyorum zaten videolarda. Kışın özellikle de bunu 2 günlük yoğurabilirsiniz ve dolaba atabilirsiniz. İstediğiniz zaman taze ekmekler yapabilirsiniz. Onun dışında yazın çok az yapıyorsunuz, yoğuruyorsunuz ve dolaba atıyorsunuz. Akşam yine yoğuruyorsunuz. Yani insan bayağı bir yoruluyor. Ama kış oldu mu öyle değil. 2 kilo arta diyor. 2 kilo 10 liraya yoğurabiliyorsunuz. Çocuklar dışarıda oluyorlar şu an. Kameraman sen nasılsın? Biraz daha iyi misin? Evet. Rana'nın beli biliyorsunuz rahatsızdı. Belin nasıl Rana? Ben şu anda iyiyim. İstersen bak, sen bir doktora bak. Falan git. Bak bu nereye gidiyor? Bak. Kovala bak, kovala. Bak, bak. Evet. Şu anda biraz işlerimi hallettim. Onun dışında çocukların dün eşyalarını yıkamıştım biliyorsunuz, çamaşırlarını. Onlar da kurudu, onları şöyle alıyorum. Ve bu vacit hiç susmuyor ya. Bak bu, bir de bu kavga yapıyorum bak. Vuruyorum bunu. Bak. Bak ye. Ye ben o cüttünü verdim. Dur dur o cüttü. Kavga yapıyorum ya. Aç orası bu. Bak bırakmıyorum. Burada hepsi bunlar böyle katlanacak çamaşırlar. Bunları dün yıkadım, biraz daha var çamaşırlarım. Burada da yine var çorap, böyle ne bileyim. Kışın özellikle de çoraplar var ya, küçük küçük. İnsan çok zor oluyor bunları toplamak. Hmm. Çocuklar böyle bir oraya bir buraya dağıtıyor. Düşmesin. Duygulanmama beni nereden anlayacak ki? Şimdi tekrardan mutfağıma gidiyorum. Dün yapmak istediğim ama bir türlü yapamadığım mercimek yemeği vardı. Onu yapacağım. Biraz soğan, biraz dün akşam ben bunu böyle dolaba koydum. Biraz soğan, biraz domates. Bunları doğrayacağım. Ondan sonracığıma bakar mısınız? Küçük küçük. Bebek bunlar daha, bebek. Pakistan'da sanki domates kalmadı yani. Bu kadar yeterli mercimek. Hatta bizim Türkiye'de mercimeğin içine hiçbir şey koymuyorlar. Soğan da, domates de. Ama burada mercimek yemeği olduğu için yani burada şey gibi yeniliyor. Bunun yarımı yeter mesela. Yarım sadece. Ama burada ekmekle beraber yenildiği için insanlar içine domates, soğan, ondan sonra sivri biber, ondan sonra bütün baharatlarını atıyorlar. O şekilde pişiriyorlar. Bir de sarımsak, bir de zencefil atıyorlar. Bu kadar sarımsak yeterli. Bunlar organik sarımsaklar. Bir göstereyim size. Bakın. Organik sarımsak böyle burada Pakistan'da ip ince oluyor. Bunları soyması bayağı bir zor oluyor. O yüzden Rana'ya diyorum ki Rana ne olur organik alma. Ama bazen yine de Rana alıyor. Şimdi ben bunları bir doğrayayım güzel bir şekilde. Tenceremin içine bir kapatayım. Ondan sonra bugün terziye gideceğim tekrardan. Kıyafetlerimi alıp geleceğim. Belki size onu gösteremem ama bir söyleyeyim dedim en azından. Kıyafetlerimi alıp göstereyim.
Sadece iki tane kıyafetim zaten herhalde. Bir de Fatma'nın kişi vardı. Evet. Kızım bir çığlık atmadan oynayın yahu. Allah Allah. Çığlık lan. Sayın. Sabah yengeler geldi. İşte dolaşmaya gelmişler. Oturduk biraz. Sohbet muhabbet ettik falan. Tekrar evlerine gittiler. Neyse şimdi ben böyle konuşursam benim işim hiç olmaz. Ben sonra size göstereyim. Evet ben şu anda böyle. Bütün baharatlarımı attım mercimeğin içine. Sivri biber, domates, soğan. Ondan sonra sarımsak, zencefil. Şimdi bunu kapatıp ocağın üstüne koyacağım. Ve pişmesini bekleyeceğim. Düdüklü tencerede çok çok kolay oluyor yemeğin pişmesi. O yüzden her zaman mercimek yaptığımda düdüklü tencerede yapıyorum. Evet şu anda Firoze'yi kursa gönderiyoruz. Maşallah Firoze'ya. Firoze'nin bu da Fatma'nın. Aferin. Burada da düdüklü tencerem çalışmaya başladı. Rana kursa götürüyor Firoze'yi. Bunun kapağı bizi sanırsam. Firoze taşındığımızdan beri bir iki gün oldu gitmedi kursa gönderemedim onu. Bugün gönderiyorum kaç gün oldu gitmediği için. Biraz unutmuştur her şeyi. Bir gitsin de kendine gelsin çocuk. Hadi görüşürüz. Bye bye. Evet efendim gördüğünüz gibi mercimek yemeğimiz oldu. Şu anda ben sarımsak sosunu kızartıp üstüne dökeceğim. Ondan sonra yemeğim olmuş olacak. Şimdilik sizlere sosumu göstereceğim nasıl yapıyorum. Sosum için şöyle bir tava aldım. Tavamızın içine biraz yağ ekliyorum sıvı yağ. Şöyle. Şu kadar yeterli. Onun dışında burada sarımsaklarım var. Küçük küçük doğradıklarım. Bunları içine atıyorum. Ve bunlar biraz böyle kahverengileşinceye kadar kızarmasını bekliyorum. Muhammed Emre. Gel. Gel aşkım. Gel 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 gel. Biraz önce annemle konuştum. Annem Muhammed Emre'nin yürüdüğünü görünce çok çok seviniyor. Gel. Gel 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 gel. Ay geldi benim aşkım. Küçük aşkım geldi benim. Küçük bebeğim geldi benim bebeğim. Küçük bebek. Bir dakika kalk 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 kalk. Hadi kalk. Hadi bay bay yap. Bye. Evet sosumuz hazır. Şimdi ocağımızın altını kapatıyorum. Sosumuzu nasıl döküyorum onu da göstereceğim. Mercimek yemeğimizin içine şu şekilde bismillah. Bu şekilde döktüm. Onun dışında karıştırıp biraz daha altından biraz mercimek alıp ve Muhammed Emre de benim arkamda. İlk önce ben bir şu çocuğu tutayım. Evet Muhammed Emre'yi tuttuğuma göre üstüne şöyle maydanozlarımı da atıyorum. Ve yemeğimiz oldu. Afiyet olsun. Evet bu arada sizlere söylemek istediğim bir şey daha var. Rana'nın arkadaşı bir kanal açmış. Bizden de rica etti. Daha doğrusu Rana'dan rica etti. Benim adımı da verirseniz çok çok sevinirim dedi. O yüzden burada yandaki linkte onun kanalının linki var. İsterseniz ziyaret edebilirsiniz. Lütfen ziyaret edin bence bir kere. Bence beğenirsiniz videoları. Evet şimdi Neslihan gitti yengeyle beraber. Nerede gitti? Kıyafet almaya. Evet aldım kıyafetlerini. Kıyafetlerini aldım. Dur.
Bırak ya, bunu rahat bırak. Bir iki sorun olmuştu yalnız, kıyafetlerimi düz dikmemiş, o yüzden biraz anlaşamamazlık oldu ama bir daha senden diktirmeyeceğim falan dedim, neden diye sorarsanız. Hatasını kabul etmiyor, diyor ki yani senin aldığın kumaş iyi değil. Ben dedim ki sen sanki yani çok mu pahalı kumaş giyiyorsun, ben de normal kumaş aldım, sen de normal giyiyorsun. Yani anladığımız kadarıyla neymiş? Kimseye güven olmaz bu hayatta. Tamam ya, bir şey olmaz. Biraz tartıştık, o şekilde geldi işte. Çocuklar acıktı, ekmek yapıyorum o yüzden. Ondan sonra yeniden geldim. Yengeler de gitti. Ondan sonra ben çocuklarda o yaptım. Yani daha internette o gelmedi. Anten taktı ben. O yüzden çocuklar bu izliyor. Firoza sadece burada izliyorum çünkü Firoza çok sıkıldım. 2-3 gün oldu. Bunlar bu bak. Kendi kendimi tutuyorum. Kendide bir şey olmuyorum. Çocuk da düştüm. O yüzden de bu ağlıyorum. Yani bana bir şey demiyor. Bak bu nasıl bakıyorum. Kisne mara işte. Kisne mara. Bayi. Kiu mara apiko. Kiu mara apiko. Ede de çıplak. Çıplak. Edra. Bak. Firoza usko chhod de. Usko chhod de, khelne do. Khelne do usko. Chhod de. Bak. Baat kaam karo. Ne yapıyorsun sen burada? Oy. Bak ya. Main usko marunga. Çal, ठीक है, इसको मैं मारूंगा. Bak. Diyor ki kucağımda neden onu aldım? Tata. Neydi? Tamam o zaman. Dur ben tutacağım. Evet. Ondan sonra. Nana birazdan bir şey gidiyor. Bugün. Yemek ye dedim ama yemeyecekmiş. Canı istemiyormuş. Ben o yedin. Ne yedin? Elma mı yedin? Elma nerede yedin? Ben o yedin, bisküvi yedin. Ben bir de Muhammed Emre, çünkü Muhammed Emre benim yanımdaydı. Biz ikimiz yedin. Evet, biraz. Ben Muhammed Emre uyurken gittim. Tamam o zaman sen ikimiz yap, ben bebeğim. Bak. Gel, buraya gel. Gel. Evet, şu anda biraz oturdum, çocuklara yemek falan yedirdim ama yemeklerini yemediler maalesef. O yüzden onlara yumurta yaptım, böyle omlet. Bir de dilimli ekmeği böyle kızartıp içine koydum. Sandviç gibi yaptım. Onu yediler, şu anda oturuyorlar. Çizgi film izliyorlar. Onun haricinde dün akşam Rana'nın büyük ablası Rahmet abla bizi aramıştı. Ve Asif'in doğum günüymüş. Bizi de doğum gününe davet etti. Rabia yenge, Akbar abiler, onun dışında diğer akrabalarımız, Rana'nın büyük ablası, Meryem abla, Şamim abla, herkes davetliymiş. Biz de davet ettiler. Doğum günü ne zaman? Yarın cuma zaten. Cumartesi günü doğum günü. Pazar günü tatil olduğu için cumartesi gününe düşünmüşler ki insanlar hani gittiğinde kalabilsinler de. Çünkü pazar günü yapsalardı bu sefer pazar günü sabahı pazartesi oluyordu ve insanlar okula ya da ne bileyim işlerine falan gideceklerdi. O yüzden cumartesi düşünmüşler, bizim gibi iyi yapmışlar. İşte biz de yarın Rana ile beraber ona hediye bakmaya gideceğiz. Senin saçların uçuştu bu arada. Dur. Senin saçlarına ne oldu? İşte biz de yarın biraz dışarı gideceğiz. Biraz dışarı gidelim, bir hava alalım derim, bir değişiklik olsun. Özledim ben de dışarı çıkmayı. Muhammed Emre, düşeceksin aşkım, yapma. Onun dışında ona hediye de bakarız yarın. Yarın böyle güzel bir vlog gelecek inşallah, dışarı çıkma vlogu diye. Çünkü uzun zaman oldu biz dışarı çıkamadık. Eve taşındık, ondan sonra taşınmadan önce de
bir sürü işimiz vardı, onları halletmemiz lazımdı. O yüzden onları da halledememiştik. Şimdi bugünlük vlogumuzu burada kapatalım o zaman. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel yorumlarınız için, bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hadi görüşürüz. Hadi.